Biz bunu Gür Alp'e de soralım. Ya ana ekrana koyalım. Herkes baksın, o markaları gösterelim. Oo, Gür Alp Bey. Biz işi topladık. Her şey bitti. Tüm renkler stokta. Diğer oda var. En üst katımız var çok şükür. Biraz stokları güçlendirmeye başladık. Hem renkli garaj sitemiz için hem de birçok ürün için. Çok ciddi şekilde stokumuz var. Yeni yeni renkler var. APA'nın distribütörü olduk. Bayisi olduk diyelim daha doğrusu. Onları aldık. SOT'ları getirdik. Yeni renkler getirdik. Uzak doğudan ürünler getirdik. Mektek serisini komple her yerim uğrattık. Kahverengileştirdik, bordolaştırdık. İyi gidiyoruz. Birçok renkleri stoklarımızda bulundurmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Hem gece mesaisi yaparken ortalığı topluyoruz. Hem bu odayı canlandırmaya çalışıyoruz sizlerle. İnşallah geldiğiniz zaman birçok rengi görürsünüz. Hologramların bütün renkleri stoklarımızda. Mert Bey ile birazdan Instagram'da tanıtımını yaparız. Sen şöyle bir dolaş şöyle bütün markaları, bir sana zahmet canım. Hadi bakayım. Tanıyabilecek misiniz beni abi diyorlar? Hı? Evet Gür Alp'im, gördüğün gibi bahşiş konusunda arkadaşlar çok sert çalışıyor. Rüşvetle iş yaptırıyoruz. Şikayetçiyim. Yap, iş yapmıyorlar. İş yapmıyorlar abi. Parasız çıkmıyor abi. Ekstra ne alıyorlar, bunu alıyorlar. İşte bu, bak bu komik. Bu nedir abi ya? Arkadaşlar randevusuna yani geç kalan bir müşteri var şu anda. Maalesef arabasını geç getirdiği için ustalar çalışmıyor. Doğru mu? Ama parayı aldın, nasıl doğru? Çeker misiniz beyefendi, lütfen çeker misiniz? Arabam orada. Yarım soyulur vaziyette. Ben bahşiş verdim. Görüyorsunuz değil mi aracı? Abi evet. Arabayı öyle bırakmışlar. Hoş evet. Değil, evet, ayıplı mal. Ayıplı mal var burada. Olmaz abi, ki ya. Bak şimdi parayı verdin ya, hemen locaya alırız. Abicim hemen locaya alalım. Bu akşam bir işten. Ya param yok Remzi zaten. Para benim 6 senedir artık arkadaşım, müşterim, dostum, ailecek görüştüğüm birisi. 6 aya bir bunun kaplaması tutuyor. Şey gibi böyle dönem dönem geliyor. Ve geliyor kaplatıyor. Ondan sonra gidiyor. Sonra bir daha geliyor. Sonra arkadaşları da geliyor. Orada Manavgat Belediye Başkanımız Şükrü abim var. Şükrü Sözen. Buradan sevgilerimi iletiyorum. Erkan abim var. Erkan Yılmaz. Onlarla geliyor sağ olsun. Hem onları gezdiriyor hem de arabalarını kaplattırıyor. Ama hiçbir komisyon yok. O kadar emek verdin kardeşim. Bugün de bu arabanın kaplaması bizden olsun yok. O anladım. Ben kaçırdık. Şiddet var şu anda. Psikolojik şiddet var. Çekimden sonra fiziki şiddete dönüşecekmiş. Bunu söylüyor Mustafa Bey. Vallahi Remzi'cim yapacağım bir şey yok kardeşim. Yani bizim burası biliyorsunuz gençler. Yusuf sen bahşişini aldın mı Remzi Bey'den? Şiddet görsen de iğrenç. Remzi Bey'den ben de bahşişimi almadım abi. Abi merhaba. Bak abi biz müşterilerimiz. Abi ne gerek vardı ya. Onlara geri alacaksın ya da maaşını düşeceksin. Sen beni hala tanımıyorsun. Ya, tanımamış. Seni yüzüne tüküreyim ya. 200 lira ver, 200'üne tüküreyim. Allah. Ver lan. Tabii elinde 200'ü kurtaracağım. Ben 200 alsak ki neydi? Allah bilir parayı ne zaman alacağız. Maşallah.
Graphitype'ın laminasyonlu mavisi. İbrahim'in malzemesi, Graphitype. O zaman dikkat ediyorsun kendine Mustafa amca. Biraz birazdan 100 lira isteyecek diye korkuyorum. Arabanın haline bak, bak. Bak arabayı ne hale soktular, bak. Al bu arabanı veriyorum can. Siyah kapladık, mavi gri kapladık. Şimdi beyaz sarı kaplayacağız. Yani bu beyaz, kadar zekislik olmaz sarı. Ya. Yani. Yani beyaz. Beyaz yaldız, beyaz yaldız. Beyaz brush. Beyaz brush yaldız. Bizim akrabaydı. Olmamış. Olmamış. Ulan 100-200 hemen. Vallahi Seyit abiyiz, Kenan ya, abi. Hayır bunun böyle olacağını bilseydim bu 100 liralıkları var ya sabahtan sıkarım. Ulan gerizekalı, ne zaman restoranta gitsem ben ilk başta bahşişi veririm masaya iyi baksınlar diye. Sonundaki adam muameleyi bilmez. İşte bilmiyor, ben de bilmiyormuşum. Eksiklik orada. Şimdi usta milleti ne düşünüyor biliyor musun? Acaba Remzi abim bahşiş verir mi, kaç para verir? Sen baştan bahşiş sıkarsan arabanı ona göre davranırlar değil mi? Öyle düşün. Aynen öyle. Özellikle arkadaş müşteri öyle yapamayız. Doğru söylüyorsun ya. Zaten müşteri olsun bunu ya. Hatta likaratüre bir kaplamaca atölyesi nereye olarak geçebiliriz. Likaratüre. Likaratür. Evet. Likaratür. Sen şimdi bizim müşterimiz olmadığın için, arkadaşımız olduğun için zaten, doğal olarak bunun adı sana zaten, yapıyorlar. Zaten sıkıntı burada başlıyor zaten. Evet. Müşteri olsan öyle bir şey yok. Yok. Yapıyorlar zaten. Firma değişikliğine gideceğiz artık. Görecek bir şey var. Birçok firma arkadaşlarımız yok, var. Carbon gitmem. Design Sinan var. İnami var. APC araç kaplama. Yok. Ya Seyit abi nasıl çalışıyor ya? Vızır vızır vallahi billahi. 200 bana çıksa ben de vızırlarım. Biz GMG'yle doğduk. GMG'yle büyüyeceğiz kardeşim. Evet. Abi kamera çekmiyor artık. Böyle. Yani gerçek. Yok lan. Deniz abi. Ben çocuğum ben. Ben çocuğum ben. Öperim. Öpme kardeşim. Şu arabaya öpün yeter. Abi ben de çekim yapıyorum Remzi abi. Mustafa Baran'la bunlar senden kesilecek haberin olsun. Abi o kadar telefonda görüştük ettik. Ne aldın ya? Sen para vermeden yatırılan iddia kuponu gibisin böyle. 1'e 5, 1'e 10 verir ya. Sen 0'a 10 veriyorsun direkt. Gürat gelmiş, hoş gelmiş. Bir YouTube çekimi daha. Bir hafta daha bitmek üzere arkadaşlar. Bu hafta BMW Mercedes haftasıydı. Mavilere büründük yine. İçeride yine bir F30'umuz var. Burada yine bir F30'umuz var. Kimi parlak, kimi mat, kimi mat siyah, kimi şeffaf derken hafta bitmek üzere. İnşallah bu haftayı iyi güzel sonuçlandıracağız. Bakalım neler var Gürat'cığım. Garajımızı gezelim. Seni de yorduk, kusura bakma. Bu aracı bitirdik. Dün gece mesaideydik. Sen hatta yazdım gel diye. Gelmedin. Kaliper kapağını taktık. Çünkü ya montaj yapıyordum falan filan. Bir yarım saat geliverdi. Tatlı matlı vardı. Bunun birleştirmesi de var. Sana da ne güzel montaj diyorlar ama. Bu güzel bir renk olarak Graphitite'ın ürününe kapladık. Bismillahirrahmanirrahim. Kenan bizim iş yerimizin yaramaz çocuğu. Domates. Domates. Evet, gördüğünüz gibi maalesef bazen dün gece mesainin etkileri bugün çıkıyor Gürat. Yorgun yatıyoruz ya, bugün böyle oluyor. Nereye yiyorduk? Arabayı bitirdik, M3 böbreği taktık, kaliper kapağı ve mavi bitirdik, araç hazır. İçeride Antalya'dan bir aracımız geldi. O aracı da aynı şekilde mavi kaplıyoruz ama mat mavi kaplıyoruz. Bunu da Antalya'ya yollayacağız. Bu aracın jantları müşterimizde siyah olarak zaten varmış. Exo çıkışlarının difüzörünü M yapacağız. Birkaç tane daha aksesuar takacağız. Güle güle kullansınlar. Antalya'ya gidecek bu araç. Bu arada ne oluyor arkadaşlar? Berat geldi. Merhaba abi. Merhaba abi. Çekil kameranın karşısına. Bir şey sıkıntı var. Anasını versene. Bir tarafta sıkıntı var. Piştik yapacağız. Yapacağız. Topu getireyim sen.
Yok yok yok, müşteri var, yapmayın. Sana tavsiye. Ne? Sana tavsiye. İçini boşaltırız. İçini boşaltırız, patlamaz, millet kaçışır. Durdur, getirme. Ya biz ne yapıyoruz ya? Anlamadım ki, Berat'ın çocukluğu aklına geldi galiba. Tüm aracımız bitti, Churchill metalik, cam filmi. Müşterimiz tamam. Bu araba zaten burada. Abicim güle güle kullan. Teşekkür ederim. Ampliye kontrolü bekliyoruz. Eyvallah. Seni. Eyvallah, teşekkür ederim. Cila yapabilirsin istediğin zaman, herhangi bir sorun problem yaratmaz. Tamam. Üç tür garantisi zaten var, biliyorsun. Öyleyiz, hayat arkadaşlarımla. Tamam, bir şey olursa bekleriz. Eyvallah, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Mesele için zaten tekrar rahatsız edeceğim. Tamam, görüşmek üzere, hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. Böyle müşterimizi mutlu şekilde uğurladık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Dışarıdaki kreşlerimizin rengini söktük, maviyi, jantları boyanacak. Çok ciddi detayları var. Bayağı bizi uğraştıracak, gördüğünüz gibi. Berat da bu arada içeride bir kamera şakası hazırlamaya çalışıyor kendi kendine. Bakalım ne olacak. Alo. Hani çakmak nerede? Alo. Ayıptır lan. İçinde bir şey yok. Evet, bilmiyorum niye yapıyoruz. Evet. Görüntü var, ses yok arkadaşlar. Mert Bey geçen gün patlatmadı çünkü. Patlamıyoruz abi. Neyse, Mert Bey geçen gün korkutmuştuk arkadaşlar. Gör kamera. Seni Mert Bey atalım mı? Açayım. Ha? Gizli kamera görüntüsü var. Gerçekten inanılmaz. Güler, onu alıp da çekebilir, koyarsan her çok sevinirim. Her şeyi atamazdın sence. Atma potansiyeli var değil mi yani? Patronum ben, atarım. Atar ya. Yani yanlışlıkla atarım. Dışarıda yine Ramazan abicim seramikte. Biri boş. Bu dolu lan. Dolu lan. Bu dolu. Şimdi bir tane daha boşalt. Kaçmasınlar. Şunu doluya at. Sonra doluya at. Öyle çekim yapmamış gibi yap. At, bırak git yine. Şunu doluya at. Öbür nedir doluya at. Ben anlamıyorum ki ya. Herkes kafayı yemiş bu garajda ya. Makara kukara derken. Abi Mert Bey'e geçen gün attım aynı şekilde, hem de yanmayan şekilde. Böyle böyle yakıyorsun ya. Böyle yaktım mesela. Attım böyle. Ya Berat, Töksüz'de çekim yaparsan olacağı bu yani. Ne olacak? Yok torpil, yok bilmem ne. Yeter artık ya. Neyse, bu boş. O boş abi. O boş abi. Boş. Şuraya koyayım o zaman. Bilmiyorum niye böyle bir makara yaptın. Uygar. Hani oturuyor. Panik yok. İki boş bir dolu. Gülap ne yapıyor çekimde ya? Buralar montajda bari ya. Berat'cim lütfen böyle şeyler yapma. Dur, bulamadım. Sen onu çek bence, bak. Çok inanılmaz. Hazırlayacak. Bak, evet. İyi bak, şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tam akşamüstü iş yerini kapatacağız. Çekime gideceğiz. Yanmıyor torpil. Mert de gördüğünüz gibi kendini kaybediyor. Ufak tefek şakalar yapmak lazım. Bu haftayı da çok şükür kazası belası bitirdik gençler. Bu montaj ne zaman olur? Gülerdin ne zaman keyfi gelir? Ne zaman bitirir ben de bilmiyorum. Eline sağlık diyorum Güler. Hızlı bitirirsen sevinmeriz. Allah geliyor. Ben arkadaşım. Bunlar işte hep çekimler yüzünden, çekimler. Hayır, duman oluyor bu.